Gümüş rulo kağıt ürünleri makine sanayi 2005 yılında İstanbul'da kurulmuş. 4000 metrekare kapalı alanda spiral karton masura, plastik ve teneke kapaklı silindir kutular, köşe bent plastik kapaklar ve tapaların imalatını yapmaktadır. Firma bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosuyla öncelikle ambalaj, tekstil, kağıt, folyo, iplik, sera branda ve sarılabilir ürünlerin yapımında, gerek muhafazasında, gerekse raf yapımında düşünülebileceği kullanım alanlarına hitap etmektedir. Firma sahibi Erol Aydın'ı ziyaret ederek çalışmalarını dinledik. Bizim bu işimizle alakalı, mesleğimizle alakalı 36 yıl gibi bir süreç var. Aslında ürettiğimiz, yaptığımız iş olmazsa olmaz ürünlerden biri yani. Şöyle ki eğer memleketimizde, yani Türkiye'mizde tekstil varsa, kumaş varsa, penye varsa mutlaka rulo da var. Kağıt varsa mutlaka rulo da var. Ondan sonra saç sanayi varsa mutlaka rulo da var. Buna benzer bir sürü daha çeşitler var. Sentetik iplikler işte vesaire vesaire. Bunlar üzerine çalışan bir firma. Genelde yapmış olduğu şey hizmetini doğru dürüst yerine iletebilmek. Ondan sonra bu süreçler içerisinde kimseye, yani çalıştığı büyük kuruluşlara mahcup olmamak. Erol Aydın çalışmalarında olmazsa olmaz ilkelerini şöyle ifade etti. Kesinlikle kaliteli olmak ve kesinlikle bu memlekette yapılan ürünlerin bir kısmına, hiç değilse %30'una, %40'ına bizim hitap etmemiz. Öncelikle kalitede düzgün olacaksınız. Düzgün olmamız. Verdiğimiz sözü tutmamız. Zamanında ürünü yetiştirmemiz, yapmamız. Tabii bunları yaparken de karşılığını almak, yani budur yapmak istediğimiz şey. Erol Aydın sektörde yaşanan eleman sıkıntısına değindi. Personelde bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Diyelim ki bizim yetiştirdiğimiz personel var usta anlamında. Bir bakıyorsunuz başka bir firma talip olmuş. Siz yetiştirmişsiniz. Siz emek vermişsiniz. Çekmiş gitmiş, yani böyle durumlarda söz konusu tabii. Meslek okullarından ziyade bizim gibi firmalara olanak tanınıp kendi bünyemizde çıraklar yetiştirmek ve kendimizin de onlara da iş sahası açmak, ama bizim mesleğimiz üzerine. Anlatabildim mi? Bunu da ilerleyen zamanda düşünüyoruz. Ne denli başarılı olacağız onu da zaman göstereceğim. Erol Aydın konuşmasında ticari geçmişinden örnekler vererek genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Gençler birden nasıl köşeyi döneriz? Ondan sonra nasıl birden zengin oluruz diye düşünceler içerisinde. Ben 36 yıllık iş hayatımda, 50 yaşındayım. Bir şeyi öğrendim. Terlemeden, çaba göstermeden, zaman ayırmadan maalesef hiçbir şeyin karşılığını alamıyorsunuz. Bedel ödediğiniz takdirde varsınız ve halen ben bu bedeli ödüyorum. Bir de inanmak lazım. Gençleri önce inandıracaklar. İnandıracağız daha doğrusu. Gençlerin hayatın zor olduğunu ama anlamlı olduğunu, bunu önce öğreteceğiz. Bunu öğrettiğimiz takdirde gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Maalesef memleketimizde bu çok azınlıkta, bu söylediğim şeyler. Üretiyorsanız varsınız. Yapıyorsanız varsınız. İnsan dönüp baktığında ayak izleri olacak. Bir şeyler yaptığını görecek. Fakat bir şey daha var ki bu çok önemli. İnsan tek başına hiçbir şey değil. Mutlaka kadronuz, mutlaka bölüştüğünüz insanlar, ondan sonra mutlaka kader birliği yaptığınız kişiler. Bunlarla beraber aynı şekilde hareket ettiğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Çalışmanın önemini vurgulayan Aydın şu ifadeleri kullandı. Mutlu olmak istiyorlarsa çalışsınlar. Çalışsınlar, çalışsınlar. Bizim mutluluğumuz çalışmaktan geçiyor. Çalışan insan iyi insandır. Çalışan insan mutlu insandır. Çalışan insan üreten insandır. Çalıştıkları takdirde kendileri de mutlu olacak, onlar da görecek, kendileri de başarılı olacak. Müzik
Erol Aydın sektörde dürüst ve ilkeli çalışmanın başarıları beraberinde getirdiğini belirterek şöyle konuştu. Söylemek istediğim şey şu, bu memleket bizim bütün insanlarıyla. Dili, ırkı, dini, rengi ne olursa olsun. Biz üreten insanlar olarak, ben kendi şahsıma söylüyorum, sahip çıkmak lazım, hepsini kucaklamak lazım, hepsini sevmek lazım. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben bundan 20 yıl önce işçilik yapıyordum. Böyle bir firmada çalışıyordum, ustabaşılık yapıyordum, çıraklık da orada yapmıştım. Şimdi kendi işimizin ustalığını, kendi işimizin patronluğunu yapıyoruz. Bu da çalışmayla, düzgünlükle inanmakta olan bir şey. Arkadaşlar inanmasını, çalışmasını istiyorum. Erol Aydın son olarak bundan sonraki hedeflerini dile getirdi. Gümüş Rulo'nun içeriğinde gerçek anlamda söylüyorum. Hem tecrübeli, hem çok karakterli, hem çok yetenekli insanlar var. Bunlardan abimler var, yeğenlerim var, oğlum var. Ondan sonra müdürümüz var, müdür yardımcılarımız var. Bunların hepsi bir başka bir değer. Onlar da en az benim kadar inanan insanlar. Bizim ileriki zamanda düşündüğümüz şey, Türkiye'de yurt dışından gelen firmalara alternatif olmak.